Evet arkadaşlar, bu CHP seçmenine ne içiriyorlarsa herhangi bir şey neyse o, ben de onu çok merak ediyorum, denemek istiyorum onu. Eğer alkol ise o zaman istemiyorum. Şuna emin olun, şu saatte AK Partili kardeşlerimiz heyecanla bizi izliyordu. Peki, onlar da korkuyor. Sizi bu kadar heyecanlı izliyorlarsa o zaman niçin %25 bandında sıkışmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var diye sormazlar mı? Sormak gerekiyor tabii ki yani. %49, %49'a geldi. Sizin oyunuz mu %49? Hepimizi. Demiyorum, alkol değilse, başka bir şeyse gerçekten çok, yani önemli bir şey galiba. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Videoma başlamadan önce şunu söyleyeyim size. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Çünkü CHP'liler sosyal medyada çok aktifler ve bu yüzden 2019 belediye seçimlerinde çok kaybettik. 2023 seçimlerine hazırlık yapmamız için ve ben ve benim gibi diğer YouTuberlerin videolarının öne çıkarılıp daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için beğenin ve abone olun. Çünkü beğenilen videoları YouTube önerilen listesine, ön sıralara alıyor. Beğenilmeyen arka sıralarda yok olup gidiyor. Emeğimiz de zayi oluyor. Şimdi arkadaşlar, harbiden konumuza gelirsek, bu CHP'lilerin yani hiçbir sıkıntıları, dertleri, tasaları, yani hiçbir kederleri yok yani. Onların kafa süper. Ben çok merak ediyorum. Ha, bir sıkıntıları var, dertleri var. Bir sıkıntı, bir dertleri var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Bir onu dert ediyorlar yani. Bir onunla, hani onda sıkıntı yaşayıp bunalıma giriyorlar. Şimdi biz Erdoğan'ı sevdiğimiz için, Erdoğan'a gönülden bağlı olduğumuz için, şimdi ben onların içtiği neyse eğer ondan içersem, şimdi Erdoğan takıntısı olmadığı için benim hiç sıkıntım olmayacak. Onların yani bir Erdoğan sıkıntısı var. Ondan geri kalan hiçbir sıkıntıları yok. Çünkü onların kafa süper. Niye derseniz arkadaşlar, onu da izah edeyim şimdi. İlk baştan başlayacak olursak, en sıra sıra gidecek olursak, Muharrem İnce'yi hemen anlatayım. Bakın, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı'yla hani başkanlık yarışına girdiğinde adam kürsüden söylüyordu ki, yani açıklıyordu. Ben her gün cuma namazı kılıyorum diyordu. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. Ayetel Kürsü'yü dedi ilk ben ezberledim diyordu. Abdestsiz diyordu, hiç sokağa çıkmam diyordu. İlkokul 4'te bu köydeki arkadaşlarımla birlikte Kur'an kursuna gittiğimizde Ayetel Kürsü'yü en çabuk ben ezberlediğim için hoca benim imam yapılmamı istemişti dedemden. Ya şey bundan hafız çok iyi hafız olur. Çok çabuk ezberliyor diye. Hatta bir ara dedemin projesiydi bu, beni hafız yapmak. Şimdi abdestsiz hiç ben sokağa çıkmam dediğine hani inanmak zorundayız. Ona inanabiliriz. Yani belki adam alıyordur abdest yani. Şimdi garanti alman lazım bize %100. Şimdi bakınız gençler. Şu elinizdeki konuşuyorum şimdi. İn bakalım, in bakalım, in bakalım. Bak canlı yayındayız burada. Gitti bir dakika. Şimdi size şunu söyleyeyim bakın. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hoş geldin. Bana mı verdin? Gel kız gel, nereye gidiyorsun gel. Adını söyle bakayım gel. Dur bir dakika, buraya söyle. Adını söyle. Söyle adını. Sağ ol. Şimdi Ayetel Kürsü'yü en önce ben ezberledim diyor. Şimdi onun çocukluk dönemine gidip de onun arkadaşlarını bulup hani soramayacağız. Gerçekten hocası kimdi falan filan, var mıydı yok muydu onu da bilmiyoruz. Hadi o da %100 hani tereddütte kalıyoruz. Her gün diyor cuma namazı kılıyorum diyor. Bak hadi belki kılıyordur yani. Hadi ona da bir şey demeyelim. Ama o zaman buradan Muharrem İnce'ye ben buradan bir mesaj gönderim. Muharrem abi her gün cuma namazı kılma bak. Hala kılıyorsan cuma namazını ben size söyleyeyim, haftada sadece bir gün cuma günü kılabilirsin onu. Diğer günler mekruh. Bir de tek başına cuma namazı kılamazsın. Bak cuma namazı sadece cumaya has bir namazdır. Sadece cuma günü kılarsın. Her gün cuma namazı kılmaz. Hala devam kılıyorsan ben sana buradan söyleyeyim yani devam kılma. Sadece cuma günleri kıl. Şimdi orada da hani %101 yalanını ispatını edemiyoruz. Hadi belki kılıyordur adam yani. Belki her gün abdesti çıkıyordur sokağa. Ama tabii biralar, rakılar falan deniz kenarında onu yapıyor. O da haram yani. Onu da söyleyeyim, yapmasın Muharrem abi. Yani bunu da yapma.
Ama şöyle bir şey var bak. Şimdi seçimleri kaybettikten sonra Muharrem İnce onların içirdiği kişiler yani ne içiriyorsa başladılar yani sosyal medyada birlik olup Muharrem İnce'yi kaçırdılar. Muharrem İnce'yi şu anda şantaj yapıyorlar. Şu anda Fox TV'yi ele geçirdiler. Fox TV şu anda yayını durdurmuş. Askerler, generaller Fox TV'ye hani yayın yaptırmıyormuş. Başka bir şey veriyorlarmış. Ne olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz. Sadece Fox'la arkadaşı olan biri böyle bir açıklama yaptı. Yatak yorgan onlar Fox'ta yatıyorlarmış. İnce tehdit altındaymış. Sadece bu kadar bir bilgi verdiler. Biz şu anda Bakırköy'deyiz. İlçe Seçim Kurulu'ndayız. Bak rahatsız yani şimdi bak. Ama bak bu çocukların bu gençlerin bak. Sorunu şu ya sorun derken nedir abi bunları sorunu? Bu hale getiren Muharrem İnce'dir Yılmaz Özdil'dir. Bir haber alınamıyormuş falan filan böyle açıklamalar yapınca artık Muharrem İnce'yi hani aradılar dediler Muharrem Bey lütfen hani bu sizin kitlenize hani deyin ki bunlar gerçekten yani Fox TV hani askerler generaller ele geçirdi yayın yasağı yaptı hani bir şeyler yapıyor falan diyorlar ulaşamıyorlarmış giriyorlarmış hani Fox TV'den haber alamıyorlarmış diyorlar bakın ve sizi kaçırmışlar generaller lütfen çıkın bir açıklama yapın dediler artık Muharrem İnce çıktı dedi bak beni kaçırmadılar dediler ben dedi kimse kaçırmadı general falan yok bunlara inanmayın bunlar uyduruk falan filan sosyal medyada paylaşılıyor da dedi sonra yok yok dedi kızlar hemen oradan çıktılar dedi. Hayır hayır ailesini çoluğunu çocuğuna generaller kaçırmış. Başına silah dayamışlar. Tehdit ediyorlar. O tehdit unsuru sonrasında böyle bir açıklama yapıyor. Can korkusuyla diyor. Öncelikle sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım. Bunların hepsi yalandır. Böyle bir şey yoktur. Beni kimse tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. Bu saçma zaman değil mi? Bu ama böyle bir şey olmadı. Gıcık oluyorum buna. Yok eşimi kaçırmışlar. Beni tehdit etmişler. Albaylar bunlar birkaç şizofrenin hasta insanların. Onlara yani ciddiye alıp yaymak da bir problem ama neyse. Böyle bir şey yok. Bunları bir kapatalım. Yok ben saraya gitmişim falan bunların hepsi. Asparagas şeylerdir. Bir kere bunları bir kapatalım. Kapanmıyor. Yani bunları kapatalım. Kapatamazsın. Bak. Sen bu hal. Yani ben o yüzden diyorum ki bunlar acaba ne içiyor? Gerçekten adam ağzıyla açıklama yapmasına rağmen hayır hayır korkudan böyle açıklama yapıyor diyor. Zaten kendisi de diyor bu şizofrenler yani bu şizofrenler ne böyle diyor. Yani bu kitle onların kitlesi yani. Bunları isteyince her söylediklerine inanıyorlar. İstediğini kitle. Kitleyebildiğin kadar bunlara. Ne desen hangi tür yalan atarsan at hiç sorgusuz sualsiz anında kabul ediyorlar. Neyse Muharrem İnce'yi geçelim. Muharrem İnce'den sonra bir de şeyimiz var bizim. Ekrem İmamoğlu. Ya şimdi adam Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı'na adaylığı öncesinde gidiyor senin valiye diyor ki ne? İtlik yaptı diyor. Arkasından diyorlar ki sen diyor valiye itlik yapmıştır dedin. Hayır diyor basitlik dedim ben diyor. Ya bütün Fox TV'nin hani video kayıtlarında falan hepsi var. Fox TV'ye hani bu kaydı ver diyoruz. Ver. Vermiyor. Saklıyor. Hani gerçekten öyle bir şey olmasa hani yalan olsa çıkartır. Aha kardeşim gösterir. Çünkü gerçek diğer kameralardan arka kamera yan kameralardan gözüküyor ama yani direkt Fox'un kamerası hani ortaya çıktı. Direkt men her şey ortada yani. Tamamen dört dörtlük her şey belli olacak. Ama vermiyor. Neyse inanıyorsun hadi diyelim. Yani çok kendi seçmeni nasıl inanıyor bilmiyorum da. Arkasından adam diyor ki ne? Ben diyor İstanbul'da diyor hani belediyeyi kazanırsam, belediye başkanı olursam diyor. 4 yaşında çocukları ve ailesini diyor otobüse bedava bindireceğim diyor. Tamamen hep bedava. 12 yaşı ve altındaki çocuklar sınırsız bedava diyor. Gazda, elektrikte, suda indirim yapacağım diyor. İstanbul'un belesinin parasını diyor 16 milyon lira afiyetle çatır çatır bölüşeceğim, paylaşacağım, herkese yedireceğim diyor. Çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasındaki çocuklarımıza anneleriyle birlikte İstanbul ulaşımını ücretsiz hale getireceğiz. İlk yarım saat içerisinde yapılan tüm aktarmaları ücretsiz yapacağız. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimize de ulaşımdan %40 indirimli fark. Hani hiç kimse para almadı daha indirim falan filan dedi hepsi tersine bindirdi. Hiç 12 yaş altı çocuklar bedava binmiyor. Hiç hani 4 yaşında çocuğu olan bir kadın baba falan hani otobüse bedava bindiğini duymadık görmedik.
Hiçbir şey yok. Süttür, sudur bedava, hani onlar da dağıtılmadı. Ekmeğe, süte ve damacana, suya para ödemeyecekler. İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacağız. Yani bu seçim öncesi, ya seçimde hani Binali Yıldırım'la ortak programa çıkacak. Diyorlar ki hani programa çıkmadan önce otelde arkadaş görüşmüş yine İsmail Küçükkaya'yla. Soruyorlar, diyorlar ki siz diyor daha önce sorular İsmail Küçükkaya'dan aldınız mı? Hayır diyor. Bir araya geldiniz mi diyor? Hayır diyor. Ama diyor otelin bir tanesi çıkıyor, açıklama yapıyor. Otelde bir araya geldiler diyor. Ha, olabilir diyor ya. Birazcık orada görüşmüş. Ne kadar görüştün o? Birazcık önemli. Ne kadar? Ya 2-3 dakikadır. Açıklama yaptığında otel diyor ki 45 dakika diyor. Video kayıtlarını yayınlıyor. Ya 2-3 dakika belki uzamış olabilir. Yani bir şeyler olabilir ama ben zaten nefesimden, sesimden, konuşmamda falan filan uyduruyor kararını. Dönüyor hemen diyor ki otel. Sen diyor halkın diyor, sen böyle gizli şeyleri nasıl dağıtabilirsin, nasıl verebilirsin, bu sırları diyor nasıl paylaşırsın, nasıl otelsin, nasıl otelcilik, nasıl bir yönetim, nasıl para kazanma, hani nasıl bir esnaflık falan filan diye adamı karar, adamı resmen aşağı yalanını ortaya çıkardı diye adamı parçalayacaklar sosyal medyada. Adam o kadar üstüne gidiyorlar ki ne. Ondan sonra da 45 dakika görüşmüş ortaya çıkıyor. Nasıl bir 2-3 dakikaysa yalanı ortaya çıkıyor. Adam söyledikleri hiçbirini yapmıyor, her şey yalan diyor. İstanbul'a ben belediye başkanı seçirsem hiçbir kimse işçisiz kalmayacak, işsiz kalmayacak diyor. Herkes diyor işine devam edecek. Şeref ve namus sözü diyor. Benim sözüm diyor. Geliyor, geldikten sonra bir dünya işçi çıkar diyor. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Hem Bolu'da, hem Ankara'da, hem İstanbul'da, her tarafta belediyeden bir sürü işçi çıkardılar. Ondan sonra bu işçiler eyleme başlayınca ta Bolu'dan Ankara'ya kadar bile yürüdüler yani. Ankara'nın il başkanı, hani CHP teşkilat başkanlığına kadar yürüdüler. Ama hiçbir sesini duyan falan filan olmadı. Geçti gitti. En sonunda spiker kalktı, dedi ki ya dedi Kemal Bey, sizde de hani belediye başkanlığını hani kazanırsanız hiçbir belediye işçisi işsiz kalmayacak, namus ve şeref sözü veriyorum dediniz. Ne oldu deyince arkadaş diyor ki ne? Biz diyor onlar işten atmadık ki diyor. Onlar kendileri çıktı. Allah Allah diyoruz. İnanıyorlar ya buna. Böyle her şeylerine inanıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ne deseler inanıyorlar. Vallahi bunların hani seçmenine yani helal olsun gerçekten. Hiçbir dertleri, tasaları yok. Her şeye inanıyorlar. Çok güzel, rahat yaşıyorlar, huzurlular. İyi kitliyorlar bunları yani. Ben bunların zeka olarak çok merak ediyorum bunlar yani. Nasıl böyle tatmin olur? Çok huzurlular. Her şeylerde dört dörtlük. Her şeyleri istediği gibi. Bir tek Erdoğan hani nefreti var. Çekememezliği. Acaba diyorum onlar gibi ben de hani ne kullanıyorlarsa ben de kullansam. Şimdi Erdoğan'ı da seviyorum ya. Bütün derdim tasam. Hiçbir şeyim kalmaz. Tertemiz olurum. Siz de denersiniz. Hani Erdoğan'ı da seviyorsanız hayatınız dört dörtlük olur. Hiç kötü bir şey. Hiç hani yoga yapıyorlar ya. İçinizdeki kötü ruhları, kötülükleri salın, salın, salın diyor. Onlar gibi böyle tertemiz ruh, tertemiz beden oluyorlar yani. Helal olsun onlara yani. Onların zekasını biraz ben çok imreniyorum yani. Her şeye inanıyorlar. Her şeyin hani hep her şeyin arkasında hiç araştırma, soruşturma yok yani. Ne derlerse hemen evet doğrudur diyor. Bu yapmışsa, bu etmişse, buna haksızlık yapılmıştır deyip destekliyorlar yani. Gerçekten ben korkmaya başladım bunlardan. Ya da onlar gibi olmak lazım yani. Zeka olayı süper. Denemek lazım.